yak, bunları yak. Bunları yak oğlum. Güzin gelmeden olmaz. Güzin gelmeden olmaz. Ya lanet. Abi bıçak getirecek ya, koş ya. 1, 2, 3. Yuhuu. Ben de geldim. Ulan mumları yakmadınız be. Neyse. Abi ben geliyorum. Evet. Erdal Bey. Evet. Hatta ben şöyle kalkayım da ya. Olur abi. İşte ailemizle doğum günü Erdal'ın. Evet. Torunlar da olsun ama. Biz ona çağırırız onu. Yaş gününüz kutlu olsun. Evet, çok teşekkür ederim. Evet. Yavaş yavaş yaşlanıyoruz işte. Vallahi Erdal abi senin hiç yaşlanacakmış gibi durmuyorsun abi ya. Maşallahın var yani. İtti bakalım inşallah nazar değmesin diyelim o zaman, değil mi? Abi yeni yaşın neler söyleyeceksin, neler söylemek istersin? Yani herkesin yeni yaşı, yeni güzellikler getirsin içinde. Çünkü yaşamak ileriye dönük bir olay. Hep ileriye dönük insanın bir şeyleri olması, umutları olması lazım, yapması gereken şeyler olması lazım. Bunları koşturdukça insan pek yaşlanmıyor gibi oluyor. Bilmiyorum. Siz neler dilediniz bugün pasta üflerken? Pasta üflerken önce Zeynep için güzel şeyler düşündüm. Çünkü bazı projelerimiz var. Sonra oğlum için düşündüm. Torunlarım için düşündüm. Tabii ki Güzin için düşündüm. Bizim için sağlık, sıhhat, afiyet. Bunlar var. Daha bakmadım. Burada gördüm bir terlik var galiba. Havlu var. Böyle çok güzel şeyler var ama daha bakamadım. Ege gelsene. Ha, bir de benim torunlar var burada. Bir tane var. Büyüğü gitti babasıyla. Ege. Gelsene. Ege. En büyük hediye bunlar galiba Ege. Abi, evet, Ege ile Emre tabii. En büyük hediye. Bak gösteriyor kendini, nasıl işi biliyor. Gel, istersen şöyle gel bak. Şuradan geç böyle. Ay. İşte böyle. Bu da bizim Ferhat'la Barbara'nın çocuğu. Bu İtalyan. Yarı İtalyan. Evet, yarı İtalyan. Anne İtalyan, baba Türk. Şu güzel kızı da bir çekseniz. Şu güzelliği. Dedem benim. Gel dedem benim. Bir ruj sürebilir mi acaba? Bak abiler çek.